Değerli izleyiciler, Yaşayan Kur'an programında bugün emanet kavramı üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de dağları korkutan emanetten bahsediliyor. Bu emanetler ne kastediliyor? Emaneti vermekten maksat nedir? İnsan hangi emaneti üstleniyor? Ve bu emanet dağları niçin korkutuyor? Dağların bile üstlenmekten çekinmiş olduğu emanetten maksat nedir? Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili geçen ayetleri sizlere aktaracağım. Ve sonunda göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'in emanet yüklenmek, insana emaneti teslim etmek dediği bir deyim var ve bu deyimde bir şeyi kastediyor. Toplam 7 yerde geçiyor. Emaneti yüklenmek, emaneti iade etmek, almak emaneti veya vermek kavramları. Şimdi bunları kısaca görelim. İlki Ahzab suresinin 72. ayetinde. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara yükledik de onlar onu üstlenmeye yanaşmadı. Ondan korktular da insan üstlendi. Hiç şüphesiz insan çok cahil ve çok zalimdir. Bu ayette emanetin göklere, yere ve dağlara yüklendiği, onların ise üstlenmeye yanaşmadığı, ondan korktukları ve fakat insanoğlunun çok cahil ve çok zalim olduğundan dolayı bu emaneti yüklendiğinden bahsediyor. Gökler, yer ve dağlar mecazi bir dille konuşturuluyor. Sanki Allah göklerle, yerle ve dağlarla karşısına almış, konuşmuş gibi anlatılıyor. Buradan bize anlatılmak istenen çok önemli bir konu var. İnsanın bu emaneti üstlenmesi, onun çok cahil ve çok zalim olduğundan dolayı olduğu söyleniyor. Cahil, arzularına uyan ve inatçı kişi demek. Zalim de başkasının hakkını alan demek. Demek ki insan çok arzularına uyan ve inatçı bir kişi olduğu için ve başkalarının hakkına çokça tecavüz ettiği için bu emaneti üstlenmekte herhangi bir beis görmüyor. Ama gökler, yer ve dağlar biz arzularımıza uymaktan, inat etmekten ve başkalarının hakkına tecavüz etmekten çok çekiniriz dedikleri için bu emaneti mecazen üstlenmemiş oluyorlar. Görüldüğü gibi burada emanetin ne olduğuna dair Kur'an'ın kendi kendini tefsirine dair bir açıklama yok. Ama ilerleyen ayetlerde 7 tane ayet aktaracağım. Orada bunu göreceğiz. İkinci ayet de Mü'minun suresinin 8. ayeti. Burada da onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir deniliyor. Buradaki emanetten maksat ne? Bunu açıklayan bir tefsir de ayetin gelişinde yok. Sonra Me'ariç suresinin 32. ayetinde geçiyor üçüncü olarak. Onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde riayet edenlerdir. Burada da emanetten maksadın ne olduğunu açıklayıcı bir ifade göremiyoruz. Şimdi ilk üç ayette emanetten bahsetti, emanete riayetten bahsetti, verilen emanetleri geri iade etme özelliğinden bahsetti. Ama emanetin kendisine bir söz mü? Bu emanet nedir? Emanetten maksat nedir? Bunu açıklayan bir ifade kullanmadı. Şimdi diğer ayetleri dikkatle dinleyiniz. Burada emanetin ne olduğunu açıklayacak. Dördüncü olarak Kur'an'da emanet kavramı
Ali İmran suresinin 75. ayetinde geçiyor. Kitap verilenlerden kimileri var ki kantarla emanet bıraksan ona, onu sana geri verir. Yine onlardan kimileri var ki bir dinar emanet etsen tepesine binmedikçe onu sana vermez. Çünkü onlar biz sıradan halka karşı yaptıklarımızdan dolayı hesap verecek değiliz diyerek Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Görüldüğü gibi bu ayette emanetin ne olduğuna dair bir ipucu bulduk. Deniliyor ki kantarla emanet bıraksan onu sana geri verir. Onlardan kimler de vardır ki bir dinar emanet etsen tepesine binmedikçe onu sana geri vermez. Bu ayette emanetin insanlar arasında emanet dediğimiz şeyin kantarla emanet, kantar kelimesinden anlaşılacağı gibi mal olduğu, bir dinar emanet etmek tabirinden de görüldüğü gibi para olduğu görülüyor. Dolayısıyla emanet vermekten maksat Kur'an'ın emanet dediği şey mal ve para olmuş oluyor. Beşinci olarak Kur'an'da geçen emanet kavramının yer aldığı yerler, beşinci olarak Bakara 283. ayetinde yer alıyor. Dikkatle dinleyiniz. Eğer yolculukta iseniz ve hesabı tutacak birisini de bulamazsanız borçludan bir rehin alabilirsiniz. Yok, birbirinize güvenirseniz artık güvenilen Allah'tan korksun ve emanetini ödesin. Görüldüğü gibi burada da emanet ödenmesi gereken mal veya para anlamında kullanılıyor. Hesabı tutacak birisini yanınızda bulamazsanız borçludan rehin alabilirsiniz. Yok, birbirinize güvenirseniz artık güvenilen Allah'tan korksun ve emanetini ödesin. Buradaki emanetin de rehin olarak alınan borç, para, mal, emanet olduğu, emanet olarak görüldüğü anlaşılıyor. Yedinci olarak Kur'an'da emanet kavramı Enfal suresi 27 ila 28. ayetlerde geçiyor. Burada da şöyle deniliyor. Ey iman edenler, Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Size verilmiş emanetlere ihanet etmeyin. Sizler bilinçli insanlarsınız. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Asıl büyük mükafat Allah'ın katındadır. Burada da emanet, enval yani mallar ve evlat yani çocuklar şeklinde ifade edilen servet dediğimiz şey olduğu anlaşılıyor. Çünkü Kur'an'da enval ve evlat serveti ifade eder. Evlattan maksat iki kız, üç çocuğu olduğu gibi beş çocuğu var, altı çocuğu var değildir. Taraftar, nüfus, çevre, köle sahibi olma. Köleler de efendilerin evlatları olarak görülürlerdi. Şimdi bu ayetin iniş sebebine baktığımızda bunu daha iyi anlayacağız. Enfal, ganimet malları demek. Bu konu, bu ayet Enfal suresinin hemen girişinde bahsedilir. Ve bu ayet sebebiyle sahabe arasında huzursuzluk çıktığı rivayet edilir. Bu savaşta Hazreti Peygamber'in ganimeti savaşa katılmamış olanlara da vermesi savaşa katılanlar tarafından iyi görülmemişti. Mesela bunlar Ensardan 5 kişiydi.
Hasta olan, kızının yanında kalan Osman bin Affan savaşa katılmamıştı. Şam'dan giden kervanı gözetlemeye giden Talha ve Said bin Zeyd savaşa katılmamıştı. Geride vekil olarak bırakılan Ebu Lübabe ve Asım savaşa katılmamıştı. Bir yere haberci olarak gönderilen Haris bin Hatip yine savaşa katılmamıştı. Yolda hastalanarak kalan Haris bin Es-Samit ve Huvat bin Cüveyr adındaki sahabeler de savaşa katılmamıştı. Bunlara savaşa katılmamalarına rağmen Hazreti Peygamber ganimetten pay verince itirazlar yükseldi ve tartışma çıktı. Bedir'e katılan genç sahabeler cephe gerisinde bekleyen yaşlı ve yoksul sahabelere ganimetten pay verilmesine itiraz ettiler ve ganimetlerin kendilerinin hakkı olduğunu, onların bizzat vuruşmadığını söylediler. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. İşte yukarıda okumuş olduğum ayet bundan dolayı nazil oldu. Burada geçilen size verilen emanetler tabiri düşmandan ele geçirilen servet yani ganimet malları enfal anlamında kullanılıyor. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu da Kur'an'da emanet kavramının geçtiği 7. ayettir. Biraz evvel okuduğum 6. ayetti. Şimdiki 7. ayet oluyor. Burada da Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor deniliyor. Buradaki emanetten maksat da Mekke'nin fethi günü Hazreti Peygamber Kabe'nin anahtarını yanındaki sahabelerden birine vermek istediğinde ve bu esnada çıkan tartışmadan sonra nazil olmuştur. Arap geleneklerine göre Kabe anahtarı kime verilirse onun kabilesi Mekke'nin yönetimine yani hükümet etmeye hak kazanmış sayılırdı. Abbas, Ali ve Osman arasında çekişmeler oldu. Ayet bunun üzerine nazil oldu. Ve daha sonra Hazreti Peygamber Kabe'nin anahtarını bu üçüne de vermedi. Kabe'nin anahtarını daha önce orada görev yapan kişiye verdi. Bu işin ehli budur. Daha önce burada bu işi yapmaktaydı denildi. Ve o kişi de rivayetlere göre henüz daha Müslüman bile olmamıştı. Kabe'nin anahtarını kime vermedi? Amcası Abbas, Hazreti Ali, Osman bin Affan bu üçü Kabe'nin anahtarını almak istediler. Ve aralarında bir tartışma oldu. Fakat Peygamberimiz üçüne de vermedi. Daha önceki görevliye verdi. Şimdi tarihin yelpazesi içerisinde sembolik bir okuyuşla bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Birinci olarak Abbas veya tarihsel sırayla gidelim. Birinci olarak Osman bin Affan'a anahtarı vermemiştir. Osman bin Affan Ümeyye oğullarındandır. Ümeyye oğulları demek de Emeviler demektir. 91 yıl İslam dünyasında iktidarı devam eden Emeviler. Ona mensup olan Osman bin Affan
Ondan sonra gelen Muaviye Yezid ve Emevi sülalesi. Sembolik okuyuşla Hazreti Peygamber hükümet etme anahtarını bunlara vermemiştir. İkinci olarak ona muhalefet olarak ortaya çıkan ve Ali soyundan gelen Şiiler, bütün bir Şia dünyası. Onlar da Hazreti Peygamber'in soyu olduklarını iddia ediyorlar ve Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin ümmeti idare etmeye, yönetmeye layık olduğunu iddia ediyorlardı. Bu iddianın kendisi de İslam'ın yönetim anlayışı, hükümet anlayışı açısından geçersiz bir iddiadır. Çünkü İslam'da soya dayalı irsi saltanat yoktur. Bu ister Emevi soyundan gelsin, isterse peygamberin soyundan gelsin. Ali'nin soyu dahi olsa irsi yolla birbirine devreden bir saltanat söz konusu değildir ve olamaz. İslam'da ailelerin ve kişilerin değeri takva ile ölçülür. Üstünlük ancak takva iledir. Cömertlik, dürüstlük, haya, infak, paylaşım, bölüşüm, kardeşlik, fedakarlık, diğer gamlık, namus, iffet gibi değerler kişiye veya aileye veya sülaleye değer katar. Sırf peygamberin soyundan gelmiş olmanın bu anlamda bir değeri ve kıymeti yoktur. Ehl-i Beyt imamları bu nedenle ahlakları, doğrulukları, dürüstlükleri, cesaretleri, cömertlikleri sebebiyle değerli ailelerdir. Ve o ocaktan yetişen imamlar da çok değerli imamlar ve önderlerdir. Peygamberin soyundan geldikleri için değil. Şimdi Ali ile beraber gelen bütün bu soy iddiası geçersiz kılmış oluyor. Peygamberimiz sembolik ifadeyle anahtarı onlara da vermiyor. Üçüncü olarak Abbas. Bu da Emevilerden sonra gelen Abbasiler demektir. 600 yıl sürmüştür. Kendilerini Abbas'ın soyuna dayandırmışlardır. Onun için de zaten Abbasiler denmiştir. Öbürüne de Umeyye denilmiştir. O da Umeyye oğullarının kabile şefinin ismidir. Şimdi peygamberimiz Mekke'nin anahtarını Mekke'nin fethi günü üçüne de vermiyor. Bunun üzerine gelen ayette deniyor ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Dolayısıyla burada da siyasal otorite Kabe'nin anahtarlığını alma ve onun üzerinden hizmet vesilesiyle bütün kamu görevleri emanet olarak tavsif ediliyor. Yani emanet olarak sıfatlandırılıyor. Evet, Kur'an'da 7 yerde geçen emanet kavramları işte bunlardır. Görüldüğü gibi buradaki emanet mal, para ve kamu görevi olarak ifade ediliyor. Keza Kur'an'dan birkaç örnek daha verecek olursak, mesela halife kavramının emanet olarak kullanıldığı yerler var Kur'an'da. Bunlardan bir tanesi de Hadid suresi 7 ila 10. ayetler. Allah'a ve elçisine iman edin. Sizi üzerine halife kıldığı mallardan infak edin. Sizi üzerine halife kıldığı mallardan infak edin. İnanıp böyle infak edenlerinizi büyük bir karşılık bekliyor. Neden Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa elçi size Rabbinize iman edesiniz diye davet edip duruyor. Eğer gerçek müminler iseniz unutmayın. O sizden söz almıştı. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye kuluna söze dayalı apaçık ayetler indiren odur. Allah size karşı çok şefkatli, sevgi ve merhametle dopdoludur.
Neden Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Gökler ve yer Allah'tan başkasına mı kalacak? Bu da Hadid suresinin 7 ila 10. ayetleridir. Görüldüğü gibi üzerine halife kıldığı mallar deniyor ve onların infak edilmesi isteniyor. Elçinin müminleri imana çağırıp durduğu söylenerek önce neden iman etmiyorsunuz diye soruluyor. Ardından da ilk sorudaki imanın yerine infak konarak soru yineleniyor. Neden Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Gökler ve yer Allah'tan başkasına mı kalacak? Bu ayette de emanetten maksadın ne olduğu açıkça görülüyor. Halife emanet olarak kullanılıyor. Üzerine halife kıldığı mallar deniyor. Burada emanet anlamında kullanılıyor. Emanetin verilmesi kavramından da infakın kastedildiğini görüyoruz. Niçin infak etmiyorsunuz deniliyor. İki defa üst üste soruluyor. Ayette soru önce neden Allah'a iman etmiyorsunuz? Sonra da neden Allah yolunda infak etmiyorsunuz denilerek imanın yerine infak konuluyor. Bunlar Kur'an'da emanet kavramının geçtiği yerlerdir. Kur'an'dan işimize geldiği şekilde rastgele seçilmiş ayetler değildir. Emanet kelimesinin bizatihi geçtiği yerlerin arada atlama olmaksızın tek tek çıkardığımızda durum bundan ibarettir. Şimdi başlangıçtaki ayeti tekrar hatırlayacak olursak, biz emaneti yerlere ve göklere yükledik de onlar onu üstlenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular ve insan üstlendi. Hiç şüphesiz insan çok cahil ve zalimdir. Şimdi bu ayetten ne demek istendiğini Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ettikten sonra yeniden düşünelim. Dağlara, yerlere mal, para ve kamu görevi emanet edilmiş. Fakat dağlar, yer ve gök bunu üstlenmekten kaçınmış. Hayır, bu bizi bozar. Biz bu işe gelemeyiz. Ya Rabbi denilmiş ve bu emaneti üstlenmekten çekinmişler. Ama insanoğlu hemen tabiri caizse üzerine atlamış, malın, paranın ve kendisine verilen bir kamu görevinin hemen üzerine atlayarak tamam ben bu emaneti üstlenirim diye almış. Çünkü insan çok cahil ve zalimdir. Yani heva ve arzularının peşinden çokça giden, bundan vazgeçmeyen, bunda ısrar eden ve bolca başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz eden özellikle olduğu için acaba bu malda ve parada başkasının hakkı var mı? Bu kamu görevini üstleniyorum ama yerine getirebilecek miyim? Başkalarının bana verdiği maaşla ben kamu görevini yapmakla aslında başkaları çalışıyor, bana para veriyor, onların verdiği parayla ben de onların işlerini yürütüyorum. Acaba bu bana bir sorumluluk yüklüyor mu, yüklemiyor mu diye elindeki kamu yetkisini, otorite yetkisini, emretme yetkisini başkasının hakkına, hukukunu çiğneyerek rahatlıkla kullandığı halde sırf arzularına, heva ve hevesine çok düşkün birisi olduğu için bu emaneti kabul etmekten hiç imtina etmiyor. Demek ki Kur'an'da dağları korkutan emanet mülkiyettir. Mülkiyet de ikiye ayrılır. Birisi mal, ikincisi de iktidar. Bu ikisine birden Kur'an'da mülkiyet denir. Bir kimsenin bir mülkiyete sahip olması, bir mala sahip olması ve mal üzerinde tasarruf yetkisinde bulunması
Yani onun üzerinde bir egemenlik kurmasıyla gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla İslam inancına göre insanlar yeryüzünde Allah'ın mülkü içinde yaşarlar. Allah'ın mülkü suyu, ağacı, toprağı, yeraltı ve yerüstü kaynakları, maden ocakları, petrol yatakları, yerin altında ve üstünde insanlar arasında değer ifade eden her ne şey varsa, altını, gümüşü, hurma bağları, buğday tarlalarından meyve bahçelerine kadar hepsi Allah'ın mülküdür ve insanlar bunları sadece emanet olarak alabilirler. Emanet hibe gibi değildir. Bir şeyin bir kimseye emanet edilmesi onun geri ödeneceği manasına gelir. Mülkiyeti başkasında olduğu halde bir diğerine verilen ve istendiği zaman geri vermek zorunda olduğunuz şeydir emanet. Ama hibe sizin mülkiyetinize verilmiştir ve zarar verdiğinde onu tazmin etmek zorunda değilsiniz. Halbuki emanet hem istendiğinde geri verilmelidir hem de zarar verildiğinde tazmin edilmelidir. Şimdi Allah diyor ki sizin elinizde bulunan ihtiyaç fazlası malların, mülkün, tarlanın, bağın, bahçenin, fazla evin hepsi emanettir. Ve bu emanetin asıl sahibi Allah'tır. Ve Allah sizden emanetleri ehline vermenizi ve üzerinde halife kılındığınız mallardan infak etmenizi emrediyor. Emanetin sahibi ihtiyaçtan fazla olan malların elde tutulmamasını, bunun infak edilmesini istiyor. Fakat siz mallara sahip olurken bunlar bizde emanet diyorsunuz. Ama malların sahibi emaneti geri ver dediği zaman da anında bunu hibeye dönüştürüyorsunuz. Hayır bu benim diyorsunuz. Hani emanetti? Eğer emanetse biraz da ver de başkası emanet olarak kullansın. Bu nasıl bir emanet ki ömür boyu sende kalıyor? Bu nasıl bir emanet gibi emanetin asıl sahibi onları verin, infak edin dendiği halde sadece ucundan azıcık veriyorsun, gerisini elde tutmaya devam ediyorsunuz. Bu nedenle de Necm suresinde denilmiştir ki ata galilen fe akta, azını verirler, çoğuna cimrice sarılırlar. Burada 1/40 verme de eleştiriliyor. Necm suresi 34. ayette. Azını verirler, çoğuna cimrice sarırlar. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mughire, Ümeyye bin Ebi Salt, Ümeyye bin Halef, bunların hepsi tefeci bezirganlardır. Ve bu tefeci bezirganlar 1/40 zekat verirlerdi. Azıcığını verirler, 39'una sarılırlardı. Necm suresinin 34. ayetinde bu da eleştirildi. Allah sizden emanetleri ihtiyaç sahiplerine geri vermeniz, yani malı, parayı, altını, gümüşü ve bütün kamu görevlerini ihtiyacı kadar yapmanızı ve ihtiyaçtan fazlasını ihtiyaç sahiplerine vermeyi emrediyor. Şu halde Kur'an'da dağları korkutan emanet insanoğlunun üzerine atlamakta ve kendisini almakta hiçbir beis görmediği mülkiyet kavramıdır. Mülkiyet bir hak değil, bir görevdir. Mülkiyet bir hak değil, olsa olsa bir görev olabilir. Oysa havaici asliye fıkıhtaki tabirle, yani insanın temel ve zaruri ihtiyaçları bir haktır, görev değildir. Herkesin bir evi, herkesin bir bineği, herkesin eşi, çocukları ve onları geçindirecek maaşı ve en az 1 yıl yetecek
rızkı bir kenara ayrılabilir. Bunlar görev değil, haktır. Ama bunlardan fazlasına mülkiyet diyoruz. Bunlar da hak değil, görev olabilir. İşte bu göreve Kur'an emanet diyor. Evet, Kur'an'daki dağları korkutan emanet kavramının üzerinde durduk. Bir diğer programda yaşayan Kur'an'ın bir başka kavramı üzerinde tekrar duracağız. Allah'ın selamı, sevgisi, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.